Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugünkü konumuz çarpanlara ayırma. Bakın önemli bir yere geldik. Neden önemli bir konuya geldik? Çünkü çarpanlara ayırmadan sonra artık bizim için ne başlayacak? Bir taraftan da AYT videoları başlıyor. Çünkü arkadaşlar çarpanlara ayırma AYT'de birçok konunun temeli oluyor. Yani ikinci derece denklemler, eşitsizlik, atıyorum parabol, bunların hepsi nedir? Bu konudan çıkıyor ve bu konudan yararlanacağız. Onun için bu konuya ciddi bir şekilde bakın, iyi bir şekilde arkadaşlar dinleyin. Burada vermiş olduğum her şeyi harfiyen yerine getirin. Yoksa çarpanlarını ayıramazsan hayallerinden ayrılırsın, ona göre, tamam mı? Onun için çarpanlarımıza ayıracağız. Verilen soruların her şeyinin çarpanlarını ayıracağız. Ne demek bu? Peki çarpanlara ayırmadaki olay ne? Arkadaşlar çarpanlara ayırmadaki olay şu. Aslında biz burada ne yapacağız? Bir toparlama işlemi yapacağız. Nedir? Dağınık haldeki ifadeleri çarpım durumuna getireceğim. Tamam mı? Yapmaya çalıştığım olaylar bunlar daha çok. Şimdi bunun için ilk olarak birincisi ortak çarpan parantezini alma olayı vardır. Bakın bir şeyi çarpandan ayırmak demek önce toparlamak demek. Ortak çarpan parantezini alma nedir? A ifadesi B ile C'nin çarpımına eşit ise B ve C ifadelerine A'nın çarpanları denir. Bak A eşittir B çarpı C. Peki burada arkadaşlar B ve C nedir? A'nın çarpanlarıdır. Bak çarpım durumuna getirdim. Şimdi örneklere bakalım. En basitten, en alttan alıyorum. AX artı BX. Hadi bakalım çarpanlarını ayıralım. Ne yapacağım ben bunu? Ortak paranteze alıyorum. Aldım paranteze. Ne oldu? A artı B. İşte çarpanları bunlar. Geldim buraya. Bakın ortak paranteze alıyorum. Neyin parantezini alacağım arkadaşlar? 2 çarpı X eksi 2 çarpı 2Y. O Y. Ve ne yapıyoruz? 2 parantezini alıyorum. 2 parantezinde X eksi 2. İşte çarpanları. Kim çarpanları? 2 ve X eksi 2'ye. Geldim AB kareye eksi BA kareye. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın hemen şöyle yazıyorum. A çarpı B çarpı B eksi B çarpı A çarpı A. Al şimdi bunu paranteze. Bakın AB. AB al paranteze A çarpı B parantezinde ne oldu? B eksi A. Bunun çarpanları kim? A olabilir, B olabilir, B eksi A olabilir. A çarpı B'nin kendisi olabilir. Bunlar işte ne? Çarpım durumundaki her ifade nedir? Bunun çarpanlarıdır. Geldim buraya. X kare artı 2X'i. Hemen arkadaşlar bunda bakın yazıyorum şöyle. X çarpı X artı 2X'i. Alalım paranteze. Neyin parantezini alacağım? X parantezini alacağım. Aldım. X çarpı X artı. Bak bunları aldım. Artık bu çubuklar bir gibi düşünün. X artı 2Y. İşte çarpanları bunlar olmuş oluyor. Tamam mıdır? Bu kadar. Hadi bakalım. Geldik birinci sorumuza. X kare eksi 2XY bölü 2Y kare eksi XY ifadesinin en sade şekli nedir? Bakalım. Arkadaşlar işte burada toparlama işlemi yapacağım. Yazıyorum. X çarpı X eksi 2XY. Bunlar çarpım durumunda. Bakın. 2 çarpı Y eksi X çarpı Y. Alalım paranteze. Bakıyorum üst tarafı X parantezini alırsam hop gitti bunlar. Yani paranteze aldım anlamında söylüyorum. Ne oldu? X eksi 2Y bölü. Bakın alt tarafa geldim. Burada da ne parantezini alacağım? Y parantezini alıyorum. Y çarpı. Bak bunların parantezini aldım. 2Y eksi X. Değil mi? Şimdi soruya bakıyorum. Burası X eksi 2Y. 2Y eksi X. Yani bunlar teyze kızı gibi. İster bunu hemen arkadaşlar. Yani birbirine benziyorlar. Al eksi parantezini. Ya da üst tarafı eksi parantezini al. Yani bunlar birbirini götürebilir. Hani göremeyenler için ayrıntılı yazıyorum. Şöyle düşüneceğim. X çarpı eksi parantezini al. Eksi diyorum. Bakın eksi parantezini aldım. Eksileri çektim. 2Y eksi X. Altta ne oldu? Y çarpı 2Y eksi X. Buradan da bunlar birbirini götürür. Sadeleşti. Çarpım durumunda çünkü. Arkadaşlar eksi X bölü Y. Demek ki o zaman şunu söyleyeceğim. Bakın not şeklinde de yazabilirsiniz. Not. X eksi Y bölü.
y-x tarzında böyle ters ifadeler varsa sadeleştir. Ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Bak x eksi 2'ye 2'ye eksi x, doğru mu? Biri diğerinin eksilisi, sadeleştirdiğin zaman ne gelir? Eksi 1 olur. Yani sonuç ne oldu? Eksi x bölü y oldu. Geldim. Bakın ikinci sorumuz. 4xy eksi 2x eksi 2'ye kare artı y bölü 2x eksi y'nin en sade halini soruyor. Arkadaşlar düzenleyeceksiniz. Toparlamanız lazım burayı. Bakıyorum. Ne yapacağım? Parantezi almam lazım. Sadeleştirmem gerekiyor. Şimdi burada parantezi alalım. Ne parantezini alabilirim? Bakın 2 çarpı 2 çarpı x çarpı y. Göremeyenler için böyle ayrıntılı yazıyorum. Eksi 2 çarpı x. Bakın eksi 2 çarpı y artı y bölü ne oldu? 2 çarpı x eksi y. Hadi bakalım şimdi toparlayalım. Burada bakın 2x, 2x doğru mu? Aldığım parantezi 2 çarpı x, 2y eksi 1 oldu değil mi? Geldim şimdi buraya. Bakın y parantezini alabilirim. Hatta eksiyi de alalım. Bak eksiyi çek şuradan. Eksi bak y'ler gitti ve eksi parantezini alıyorum. 2y bak eksisini aldım bunun. Artıydı. 2 eksinin çarpımı ya. Al eksi parantezini. Eksi ne olur burası? 1 olur. Bakın arkadaşlar eksi 2'ye artı ne oluyor? 1 geliyor. Tabii ki burada ne var? Y var. Y parantezini aldım ya. Şimdi bakıyorum altta ne var? Bölü bakın 2x eksi y. Devam ediyorum arkadaşlar. Daha da bunu düzenleyeceğim. Nasıl? Dedim ya çarpım durumuna getirmem lazım. En son bu ifade çarpım şeklinde olması lazım. 2y eksi 1, 2y eksi 1. Al bunları da paranteze. Bak bu ikisi aynı. Hemen bunun parantezini alıyorum. Çubukların anlamı o. 2y eksi 1 çarpı. Burada ne kaldı? 2x kaldı. Arada ne var? Eksi var. Burada ne var? Y var. O y. Geldim. 2x eksi y oldu. Ve buradan bunlar çat birbirini götürdü. Sonuç ne? 2y eksi 1 oldu. Tamam. Bu kadar. Burada beatbox yapacağız arkadaşlar. X, y, x böyle sürekli bu cümleleri göreceğiz. Yani tamam mıdır? Ona göre şimdiden alışık olun size söyleyeyim. Olay anlaşıldı. Harika. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 3. sorumuza. Bu sınav tarzı bir soru. ÖSYM artık bakın çarpanları ayırmayı bu formatta sormaya başladı. Daha böyle problemsi. Şimdi onun için işaretimi önce bir atayım. Sorumuza diyor ki burada bir firma diyor ürettiği her bir kaleme, bu kalemlerin yerleştirdiği her bir kutuya ve bu kutuların konulduğu her bir kolye bir adet logosunu basmaktadır. Küfür gibi soru arkadaşlar. Bu firma her x kalemi bir kutuya, her y kutuyu da bir kolye yerleştirilerek siparişleri gönderiyor diyor. Şimdi normalde kaleme basıyor. Sonra o kalemi kutuya koyuyor. Kutuya logo basıyor. Sonra o kutuyu da kolyeye koyuyor arkadaşlar. Ne yapıyor? O kolyeye üzerine ne yapıyor? Logosunu basıyor. Buna göre bu firma tarafından x çarpı y kalemlik bir siparişte toplam kaç tane logo basılmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın adam önce kaleme basıyor. Bakın kaleme logosunu koydu. Sonra bu kalemleri koyduğu kutuya logosunu koydu. Değil mi? Bastırdı. Sonra da bunun içine koydu. Yani kolye. Doğru mu? Hangi kolye? İşte buradaki arkadaşlar bu kolyelerin içerisine koydu. Kolyenin de üzerine bastı. Şimdi zaten kafadan, bak kafadan burada ne yapıyor? X çarpı y kalem olduğu için x çarpı y tane ben ne yaptım? Üzerine logomu bastım. Şimdi ve bunları alıyorum. Arkadaşlar ne yapacağım? Kutuya koyacağım. Peki bir kutu kaç kalem alıyor? Biliyor muyum? X kalemi bir kutuya koyuyor. Şimdi şöyle düşün. Elimde benim atıyorum 100 tane kalemim var. Bak sallıyorum. Ben her kutuya 20 kalem koyuyorum. O zaman ne yaparsın? Kaç kutu olur? 100 bölü 20. Bak x kalem bir kutuya giriyorsa benim elimdeki x çarpı y kalem arkadaşlar kaç kutuya girer? O zaman x çarpı y bölü x, doğru mu? Yani bir kutu kaç kalem alıyor? X kalem alıyor. O zaman toplamı ne yaparım? X'e bölerim. Peki şimdi geldik. Bakın diyor ki her y kutuyu da bir kolye yerleştiriyor. Arkadaşlar benim kutum kaç tane? Aha bu kadar. Doğru mu? Benim elimde atıyorum 10 kutu var, sallıyorum. Bak diyor ki
her Y kutuyu da bir kolye koyuyor. Yani benim elimdeki kutu sayım bu değil mi? O zaman ben X çarpı Y bölü X kutuyu, bak bu kutu, ne yapacağım, neye böleceğim? Y'ye böleceğim. İşte arkadaşlar, çünkü bize şunu söylüyor, Y tane kutu bir kolye giriyor. Anlaşıldı mı? Bakın burada ne yaptım? Kutu sayısını buldum. Burada da arkadaşlar ne yaptım? Koli sayısını buldum. Şimdi neyi soruyor bana? Toplamı, değil mi? İşte buradaki logolar bunlar. Ben bunları toplarsam o zaman neyi bulurum? Logoyu bulurum. Logo sayım bu işte. Yazalım. X çarpı Y artı Y artı, çünkü bunlar gitti. Ve arkadaşlar şunlar gitti. Artı 1 mi oldu? Bakın. X'ler sadeleşti. Y'ler de sadeleşti. Burada ne kaldı? 1 oldu. İşte benim logo sayım bu. Ha, bunu düzenle. Yani sonuçta X çarpı Y artı Y artı 1. Şıklarda bu. Yani eğer burada bir şey olsaydı, mesela X ve Y'ye bağlı bir şey olsaydı, onu da yazardım. Şu an gerek var mı? Yok. Böyle durabilir. İstiyorsak bakın burayı Y parantezine alabilirsiniz. Ama şıklarda göreceğiniz arkadaşlar bu olacaktır. Anlaşıldı mı? X çarpı Y artı Y artı 1 o Y. Şimdi geldik. Geldik 4'e. Yani rap gibidir bu. Ya bu konu böyledir. Bunu böyle öğreneceğiz. X'ler, Y'ler, O, Y'ler, bitbox'lar, X, X kare falan. O, Y diyesin geliyor değil mi? Herkesin öyle geliyor. Ben zaten X, Y dediğim zaman oradan toplu herkes hep bir ağızdan O, Y diyorlar. Onu hissediyorum. Şimdi geldik 4. sorumuz. Ankara Konya arası sefer yapan. Burada Kadir Hoca. Kadir Gümüş. Bak. Ankara Konya arası sefer yapan A tane vagonu bulunan bir hızlı trenin, A tane vagon var, her bir vagonda B tane yolcu bulunmaktadır. Bu trenin Polatlı durağında, bir durakta yani bizim bu Polatlı durağında, her bir vagondan C tane yolcu inip her bir vagona D tane yolcu tekrar binmiştir. Buna göre son durumda bu trende toplam yolcu sayısının A, B, C, D türünden ifadesi nedir? Arkadaşlar şimdi ben normalde bakın benim trenim var. Arkadaşlar her bir ne diyor? A tane vagonu bulunuyor. Doğru mu? Ve her vagonda B tane yolcu var. Hemen bakın şöyle olayı yaşayalım. Bak şöyle şöyle A tane böyle vagon var. Doğru mu? Bunlar vagon olsun. Şimdi bakın bu hızlı tren arkadaşlar. Madem hızlı tren şöyle çizeyim. Tamam, siz onu birleştirin. Şimdi burada ne olmuş? A tane vagon var. Bakın A tane. Bu vagon. A tane. Şimdi her vagonda ne var? B tane yolcu var. Aha bunlar B tane. Şimdi arkadaşlar benim toplam yolcu sayım ne? Yolcu. Yani başlangıçtaki yolcu. Bize neyi soruyor? Bu trende toplam, bakın son durumdayı soruyor. Yani yolcu sayısını yazıyorum. Yolcu sayısı şu an ne? Yolcu sayısı. A çarpı B'dir, doğru mu? Biz yola çıktık. A çarpı B kişi arkadaşlar doluştuk gittik. Şimdi diyor ki bu trenin Polatlı durağında her bir vagondan C tane yolcu iniyor. Her bir vagondan C tane yolcu inmesi ne demektir arkadaşlar? B kişilerdi. O zaman B eksi C oldu. Doğru mu? Ve ne oluyormuş? Her bir vagona D tane yolcu biniyor. Artı D diyorum o zaman. İnen binen, doğru mu? Bunların hepsi böyle değil mi? B'di, bakın B'di. C kişi indi, D kişi bindi. Bundan sonra artık ne var? Bu kadar kişi var, doğru mu? Şimdi bu başlangıçtaydı, tamam beni ilgilendirmiyor. Bana neyi soruyor? Bu son durumda bu trende toplam yolcu sayısı bu. İlk durum, bakın bu ilk durum. İlk. Bana neyi soruyor? Son durumu. Peki yazıyorum. Bakın son durum. Arkadaşlar son durumda kaç kişi var? Yine A tane vagon var. Her vagonda B eksi C artı D. Bakın A çarpı B eksi C artı D kişi olur. Olayı anladık mı? Bakın A çarpı, çünkü A tane vagon var. Ve ne oluyor? B eksi C artı D. Her vagondaki kişi sayısı bu. İşte şıklarda göreceğiniz bu olması lazım. Ha şunu sorsaydı. İşte son durumla ilk durum arasındaki yolcu sayısı ne kadar değişmiştir deseydi. O zaman bunları da ne yapardım? Birbirinden çıkartırdım. Ki genelde ÖSYM onu soruyor. Yani ilk duruma göre yolcu sayısı kaç azalmıştır? Ya da kaç artmıştır tarzında soruyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunları birbirinden çıkartıyorsunuz. Ama ben burada daha olayın başında olduğu için hani bir anda yüklenmeyeyim. Ne yaptım? İşte önce bunu yazmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü ÖSYM arkadaşlar soruları bu formatta soruyor. Dikkat! Tamam mı?
Geldik şimdi bakın. İkincisi, ilk neyi gördük? Birincisi dedim ki size arkadaşlar, normal çarpanları ayırma yönteminden bahsettim. Doğru mu? Yani ortak parantez alma. Şimdi burada ise ne? Gruplandırarak çarpanları ayırma ikincisi. Aslında bunu da gördük yani soruların içerisinde. Gruplandırma olayı nedir? Parça parça, eğer ki sen ortak parantezi alamıyorsan, yani aynı ifadenin parantezini alamıyorsan, ikili ikili gruplandıracaksın. Şimdi bakalım. Arkadaşlar direkt ben bunun hepsini A, B, X, Y herhangi bir şeyin parantezini direkt alabiliyor muyum? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Gruplandırıyorum. Bakın al buraya A parantezini aldım. Bakın bunları da kendi içinde gruplandırdım. Şimdi alıyorum. A çarpı X artı Y artı B parantezini alıyorum. X artı Y oldu değil mi? Daha bitmedi. Neydi çarpanlar elime? Çarpım durumuna gelecek. Arkadaşlar şimdi bu ikisinin parantezini alıyorum. Bakın eşittir. X artı Y çarpı A artı B. Öyle değil mi? Yani ben burada X artı Y parantezini aldım. A ve B kaldı. İşte bak arada ne var? Çarpım var. Bitti. Çarpanlarını ayırdım. Geldim şimdi buraya. X kare eksi X artı X eksi 1. Alın işte bakın. Şimdi bu ikisine bakıyorum. Hepsini alamıyorsan gruplandır. Bak bunu X parantezine alırsam X eksi 1 artı X eksi 1. Şimdi hatta şunu da şöyle yazayım daha rahat görün. Bu X aynı değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu da X eksi 1 parantezine alırsam ne olur? Burada X kalır. Bu çubuk neydi? 1. Tamam mı? Oldu mu? Var mı burada problem? X eksi 1, X artı 1. Geldik şimdi sorumuza. Diyor ki burada X çarpı eksi X'e Y'ye artı Z kare ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum arkadaşlar, hemen kafama göre gruplandırıyorum. Aha işte gruplandırdım. Burada ne yapıyorum? X parantezini alıyorum X'lerin. X parantezini alırsam Y eksi Z oldu. Bakın geldim burada Z parantezini alırsam. Hatta bakın Z parantezini alıyorum. Eksi Z parantezini alayım. Tamam mı? Çünkü bu Y'nin önü artı olsun. Çünkü burada artı olduğu için. Fark etme. Z'ye de alsam bir daha X parantezini alacaksın. Z parantezini alıyorum. Ne oldu? Bir de eksisini aldım bunu. Burası ne oldu? Y oldu. Burada ne kaldı arkadaşlar? Z oldu. Artıydı. Eksi parantezini aldığında burası eksiye döner. Şimdi Y eksi Z, Y eksi Z. Bakın burayı da geliyorum hop şunları ikisini gruplandırıyorum. Amacım tamamen çarpım durumuna getirmek. Y eksi Z çarpı X eksi Z. İşte bunlar çarpanları. Bize neyi soruyor? Çarpanlarından biri hangisi? Bakıyorum. X mi? Hayır. X artı mı? Hayır. X eksi Y mi? Hayır. X eksi Z mi? Evet. Bak gördünüz mü? X eksi Z arkadaşlar bunlar çarpanları. Hangisini vermişiz şıklarda? X eksi Z'yi. Olay bu. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 6. sorumuza. Burada da bize diyor ki X kare eksi X'ye eksi 2X artı 2'ye bölü X eksi 2 ifadesinin sadeleşmiş biçimi diyor nedir diyor. İfadeyi yine ne yapacağım? Düzenleyeceğim. Çarpım durumuna getireceğim. Hemen parantez almaya başlayalım. Bakın burada gördüğünüz gibi gruplandırıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar burada da iki parantezini alabiliriz. Yazıyorum bakın X parantezinde X eksi Y oldu. Doğru mu? Geldim buraya da 2, 2 var. Hatta eksi 2 parantezini alıyorum. Bakın eksiyle aldım. X eksi Y bölü ne oldu? X eksi 2. Verilen ifadeleri tekrardan bakın gruplandırıyorum. Ne parantezini alacağım? X eksi Y parantezini alıyorum. X eksi Y parantezini aldığımda ne oluyor? X eksi Y çarpı X eksi 2 bölü X eksi 2. Buradan da bunlar sadeleşti. Ve cevap ne geldi? En sade biçimi X eksi Y oldu. Tamam mıdır? Olay bu. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir uyarı veriyorum. Uyarımız ne? X eksi Y'nin karesiyle Y eksi X'in karesi aynı şeylerdir. Neden? Çünkü çift kuvvet olduğu için içeride yer değişikliği yapabilirsiniz. Mesela 2'nin karesiyle eksi 2'nin karesi nedir? Aynı sonucu verir. Bunun gibi bir şey. Bakıyorum. 7. sorumuzda buna bağlı olarak X eksi Y'nin karesi çarpı Z eksi X artı X eksi Z'nin karesi çarpı X eksi Y ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacaksınız?
Arkadaşlar çift kuvvetlerde değişiklik yapabilirsiniz. Bakın x eksiye, bu ne? X eksi. Problem var mı? Yok. Eğer ki burası bakın y eksi x olsaydı buna çevirebilirdim. Geldim z eksi x, bakın x eksi z, doğru mu? Şimdi tek kuvvetle çevirme yapamazsın. Ama burada z eksi x olduğu için ben burayı ne yapabilirim? Z eksi x diyerek yazabilirim. O zaman şöyle diyorum. Bakın x eksi y'nin karesi çarpı z eksi x diyorum. Artı bakın burayı da z eksi x'in karesi çarpı x eksiye bu şekilde yazabilirim. Anlaşıldı mı? Bakın ne yaptım? İçeride bunları çevirdim. Tamam mı? Şimdi burada x eksiye, bakın x eksiye, z eksi x, z eksi x. Bunların parantezini alabilirim. Bakın x eksiye x'inde de var. Aynı şekilde z eksi x, x'inde de var. Ve burada ne kaldı? Bakın burada hani z eksi x'i aldım, x eksiye'yi aldım. Bir tane x eksiye kaldı. Burada ne kaldı? X eksiye'yi aldım bunu. Bak bu aldı. Yani bu gitti. Buradan da bir tanesi gitti. Z eksi x'lerden de bir tane aldım. Bakın burada x eksiye kaldı. Burada ne kaldı? Z eksi x kaldı. İşte bu. Bakın çarpım durumuna geldi mi? Geldi. Düzenleyelim bunu da. X eksi y çarpı z eksi x çarpı, bakın ne oluyor? Eksi x artı x birbirini götürdü. Eksi y artı z, yani z eksi y oldu. İşte bunun çarpanları bunlar. Bakıyorum hangisi? Şıklarda olana bakıyorum. Hangisi var arkadaşlar? Z eksi y, bakın x eksi y, z eksi x. Bunlardan hangisi verilmiş? Tabii ki vermiş olduğum nedir? X eksi y'dir. Var mı sorun? Anlaşıldı mı? Tamam mıdır? Yani çarpanlar bunlardan biri, hangisi varsa şıklarda onu alacaksınız. Geldik 8. sorumuza. Bakın burada da en sade halini soruyor. Yani sadeleşmiş biçimini. Şu an arkadaşlar olabildiğince bakın öğrendiklerimden çözüyorum. Ne yapıyorum? A çarpı C, 2BD, 2AD, BC, bunları bir düzenleyelim bakalım. Şimdi AC var, 2BD var, 2AD var, BC var. Kendi içlerinde bunları şöyle yazabilirsiniz. Mesela AC ile BC, burada ikiler olduğu için bu ikisini gruplandırayım. Bakın bu ikisini gruplandırıyorum ve bunlar da kendi içinde otomatikman grup olmuş oluyor. Yani A çarpı C eksi B çarpı C. Burada ne var? Artı 2BD eksi 2AD. Tekrardan yazıyorum. Bölü A eksi B. Şimdi ifadeleri yazalım. Bakın ben burayı C parantezine alıyorum. Arkadaşlar bunları da 2D parantezine. Bakın ikiler var değil mi? Bir de ne var? D'ler var. Bunların parantezini alacağım. Alalım. C parantezine alırsam A eksi B oldu. Artı diyorum. Bakın 2D, 2D doğru mu? 2D parantezini alırsam burada ne olur? B eksi A olur. Bölü A eksi B. Şimdi burası ne? B eksi A. Bu ne? A eksi B. O zaman bunu eksi parantezine alayım. Bakın hemen burada bir daha yazmayayım diye. Eksi parantezine alırsam o zaman burası ne oluyor? A eksi B oluyor. Bakın burası A eksi B oldu. Öyle değil mi? Bakın eksi parantezine aldım arkadaşlar. Ne geldi? A eksi B. Buradaki A eksi B olduğu için. O zaman bunları da kendi içinde tekrardan paranteze alırsam. Bakın A eksi B parantezinde bunlar gitti, çubuklar ne? 1. C eksi 2 D bölü ne oldu? A eksi B. Şimdi geldik bunları patates etmeye. Ne oldu? Sonuç C eksi 2 D oldu. Tamam mıdır? Olay bu. En sade hali işte nedir? Budur. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 9. sorumuza. Burada da güzel bir soru, bakın sınav formatında bir soru. Diyor ki bir elektrikçinin almış olduğu iki koli ampul ile ilgili olarak birinci kolide x tane kutu ve her birinde y tane ampul. Arkadaşlar iki tane koli var. O zaman ben şöyle diyorum, birinci koli ve ikinci koli. Doğru mu? Şimdi diyor ki birincisinde neymiş? X tane kutu ve her birinde y tane ampul var. Bakın x tane kutu, her birinde y tane ampul. Tamam. İkinci kolide x tane kutu ve her birinde x tane ampul olduğu biliniyor. Yani arkadaşlar birinci kolide o zaman yazalım. X tane kutu ve her birinde y tane ampul varsa toplam ampul sayısı ne oluyor?
x çarpı y'dir. Doğru mu? Bakın x tane kutu, her birinde y tane ampul var. İkinci kolde x tane kutu ve her birinde x tane ampul var. O zaman x çarpı x. Bu ne? Kolilerdeki ampul sayısı. Taşıma sırasında birinci koldeki kutuların her birinde a tane ampul. Bakın ikinci kolide ise toplam a çarpı y tane ampulün kırıldığı fark ediliyor. Arkadaşlar bakın burada ne? Kırılan. Bakın kırılan neymiş? Kırılan diyor ki taşıma sırasında birinci kolideki kutuların her birinde a tane ampul kırılıyor. Bak her bir kutuda a tane ampul. Kaç kutu var benim elimde? Kutu sayım neydi? Birinci kolideki kutu sayım x taneydi. O zaman x çarpı a'dır. Doğru mu kırılan? Bakın her bir kutuda a tane kırılıyorsa o zaman x tane kutu var. X çarpı a. Peki ikinci kolide arkadaşlar kırılan ne? Diyor ki toplam a çarpı y tane diyor. Bak toplam. Toplam a çarpı y tanesi kırılmış. Kırılan tek ampul olsun arkadaşlar. Kalpler kırılmasın. Aynen. Şimdi bunları kırdık mı? Kıracağım kafayı. Her şeyi biliyor diyor ya. Şimdi burada da buna göre elektrikçinin son durumda elindeki sağlam ampul sayısını veren ifade nedir? Tamam. Arkadaşlar bakın başlangıçta sağlamlar vardı. Bunlar da kırılan. Ve son durumda bana neyi soruyor? Elinde kalan sağlamı soruyor. E yazalım o zaman. Sağlam ampul sayısı x çarpı y eksi x çarpı a'dır. Doğru mu? Bakın başlangıç kırılan çıkarttım. Artı. Burada ne? X çarpı x yani şöyle yazabilirim. Eksi a çarpı y. Hadi bakalım bunu düzenleyelim. Ne olacaktır? Burada x parantezini alıyorum. Burada da arkadaşlar paranteze direkt alamıyorum. O zaman geçtim. Bu olmuyor. Ne yapıyorum? Başkasına bakacağım. İster bunlara bakayım. Sonra bakın şu x'ini alabilirim. Yani bununla bunu alıyorum. Daha sonrasında şurayı alıyorum. Burayı da a parantezine alıyorum. Tamam mı? Bakın x parantezine alırsam ne olur? X parantezine alın. Burayı y ve x var. Yani x parantezinde y artı x. Burada da a var. Her ikisinde de eksi olduğu için eksi a parantezine alıyorum. Bakın şöyle eksileri de çektim. Ne kaldı burada? X burada ne kaldı? Y kaldı. Doğru mu? Peki arkadaşlar x artı y'ler aynı değil mi? X artı y'ler aynı olduğu için bakın x artı y parantezini alıyorum. Ne oldu? Şöyle x artı y parantezini aldım bunları. X eksi a oldu. İşte benim elinde kalan sağlam ampul sayısı buymuş. X artı y çarpı x eksi a. Şıklarda bunu bulacaksınız. Olay anlaşıldı mı? Var mı sorun? Ya da tersi. Evet. X eksi a çarpı x artı y. Oldu mu? Şıklarda bu. Kıracağım kafayı. Her soruyu çözüyor. Tamam mı? Şimdi. Peki. Kırarsanız kim çözecek? Doğru. Geldik 9'a. Var mı? 9'a var mı problem? Yok değil mi? Güzel. Tamam. Şuraya ben bir yıldızımı atayım. Evet. Çikolata sorusu. Yıldız. Bu mu çikolata olsun? Tamam. Çikolata sorusu olsun. Tamam. Tamam. Gönder şurada küçük bir hobi vardı. Çözen arkadaşlar DM'den hocam çözdüm diyorsunuz ben de kabını gönderiyorum. Ben de kabını göndereceğim. Tamam mı? Şimdi geldik 10. sorumuz. Bakın diyor ki MEB tarafından düzenlenen ve Ankara ilinde yer alan 10 okulu kapsayan bir projede. Önce her bir okula A tane laboratuvar yapılması sonra da yapılan her bir laboratuvara B tane mikroskop verilmesi planlanmıştır. Arkadaşlar biz bir plan yani MEB bir planlama yapmış. Demiş ki Ankara'da 10 okulun her birine A tane laboratuvar yapın ve bunların her birine de B tane mikroskop verin diyor. Fakat diyor bu projede maddi yetersizlikten dolayı önce yapılması gereken laboratuvar sayısı ilk plandaki laboratuvar sayısından 2 eksiltilmiş. Daha sonra da her bir laboratuvara verilecek mikroskop sayısı önceki planınkinden bir azalmış. Yani önceki plandan bir azaltmışız. Buna göre son durumda dağıtılan toplam mikroskop sayısı ile İlk dağıtılması planlanan toplam mikroskop sayısı arasındaki fark diyor nedir? Şimdi arkadaşlar o zaman ben şunu yazayım. İlk ve sona bakalım. İlk. İlk durum ne? İlk durumda ne? 10 tane okul var. 10 tane okulun ben her birine arkadaşlar A tane laboratuvar yapıyorum. Ve her bir laboratuvarda B tane mikroskop veriyorum. Planım bu doğru mu? 10 çarpı A çarpı B. Ama son durumda ne oluyormuş? Son duruma geliyorum. Şimdi buradaki bazı problemlerden dolayı ilk plandaki bakın önce burada sonuçta okul sayısı değişiyor mu?
ilk plandaki laboratuvar sayısından diyor. Laboratuvarda bir değişiklik var. O zaman yine 10 tane okul olacak. Laboratuvar sayısını 2'ye eksilteceğim. Laboratuvar sayısı A'ydı. O zaman ne oldu? A-2 tane laboratuvar yaptım. Doğru mu? Ve ne oluyor? Her bir laboratuvarda mikroskop sayısı biraz altılıyordu. B tane veriyordum. O zaman B-1 olacak. Doğru mu? E tamam, neyi soruyor bana? Bunların arasındaki, bakın, soru şu. Son durumda dağıtılan toplam mikroskop sayısı ile ilk dağıtılması planlanan mikroskop arasındaki farkı soruyor. E tamam arkadaşlar. O zaman bakın burada ne oluyor? Yani son durumla ilk durum arasındaki ben neye bakacağım? Farka bakacağım. Şöyle düşünün. İlkini diyelim 100 dağıtıldı. Sonuncu dağıtıyorum 60 dağıtıldı. Bunlar arasındaki fark ne? 100 eksi 60, doğru mu? Hani aradaki farka bakacak olursam adettir bu. 10 tane eksiktir, 20 tane eksiktir. Aynı mantık. Bakın, son durumda dağıtılanla ilk durum arasındaki farka bakıyorum. Aralarındaki fark. Bu daha fazla, bu daha azdır. Doğru mu? Yani baktığım zaman bu fazla, bu az. O zaman şöyle yazayım. İlk eksi son. Doğru mu? Bakın bu çünkü azaltılıyor. O zaman ilk eksi, yani ilk ve son arasındaki farka bakacak olursam 10 çarpı, şöyle yazıyorum, 10 çarpı A çarpı B, bakın A çarpı B, eksi 10 çarpı A eksi 2 çarpı B eksi 1 diyorum, değil mi? Şimdi hemen buradaki ifadeyi arkadaşlar, sonuçta ya dağıtacaksınız ya da parantez alacaksınız. Bu tamamen size kalmış. Burada ne var? Bakın 10 var. 10 olduğu için hemen 10 parantezini alıyorum. Küçük Hüsamettin modunda kalem yazmıyor. Hemen bir 10 lira 20 lira attım bakayım. Şimdi eksi, bakın eşittir diyorum. Aldı mı 10 parantezine? Aldım. Attı. Etrabe. Evet. Aynen, kalem yazdı. Etrabe attı sinyalinizi 10 lira. Şimdi A çarpı B. Arkadaşlar buraya da yazıyorum. Eksi A eksi 2 çarpı B eksi 1 dedim. Şimdi buradan sonra başlıyorum dağıtmaya. Eşittir, bakın 10 çarpı A çarpı B. Şurayı dağıtalım. Dikkat. Ne olur? Eksi, hatta şöyle eksiyi şöyle alın ya da dağıtın. A B. Eksi A. Bakın eksi 2 B. Ne oldu? Artı 2 oldu. Buradan sonra arkadaşlar şunu da yazabilirim. 10 çarpı A çarpı B eksi AB. Bakın eksiyi dağıtın. Artı A. Şöyle dağıtıyorum. Ne oldu? Artı 2B eksi 2 oldu. Değil mi? E buradan ne oldu? Son olarak şunu yazıyorum. Eşittir diyorum. Artık bir pantolon daha gitti sizin için. Ne oldu? Hesaba yaz bunu. 10 çarpı A artı 2B eksi 2. Yani A artı 2B eksi 2. İşte şıklarda bulunacaksınız. Tamam mıdır? Bakın güzel bir soru. Sınav formatında, hani uzun bir soru değil, onu söyleyeyim. Yani şunlar aralarındaki farka bakacaksınız. Adam zaten bunu soruyor. Diyor ki aralarındaki fark ne? Arkadaşlar birinde diyelim 80 dağıtmışım, diğerinde 100 dağıtmışım. Aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark 10'dur. Doğru mu? Yani aralarındaki fark böyle bakarsınız. Tamam. Mantık bu. Onun için 10 çarpı A artı B eksi 2 olarak bulunur. Geldik şimdi 11. sorumuz. Bakın burada da demiş ki bize x artı y 6, x eksi eşittir 3 olduğuna göre x kare artı x çarpı y eksi xz eksi yz ifadesinin sayısal değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bakın, verilen ifadede x kare xy eksi xz eksi yz diyorum. Tamam mı? Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. Bakıyorum burayı x parantezine alabilirim. Başka burayı da bakın z parantezine alabilirim. Öyle değil mi? Aldım. Bak x parantezine alıyorum. X artı y. Burayı z parantezine alıyorum. Hatta eksileri olduğu için artık eksi z parantezine alıyorum. X artı y. Tamam, güzel. Daha sonra arkadaşlar bunları x artı y parantezine alıyorum. X artı y çarpı x eksi z. En düzgün hali bu. Peki soruya bakın. X artı y. Arkadaşlar x artı y belli değil mi? 6 çarpı. Peki x eksi z belli değil mi? O da belli. 3. Cevap ne geldi? 18. Tamam mı? Peki ben size bir de burada özel bir yol göstereyim bunlarla ilgili. Özel yol. Ver bana Etrabe. Ver. Yansın sadece. Yandır. Şimdi ne olacak burada? Diyeceğim ki arkadaşlar bu sorularda, bak bu formattaki sorularda direkt arkadaşlar rastgele değer ver. Denklemi sağlasın ama. Denklemi sağlasın. İstediğini ver. Bak istediğin değeri ver. Mesela
Şimdi burada hangi değerleri seçelim? Söyle. Al 0. Al 6. 0. Mesela 3 olacak ya. Hani eksi 3 ya da x'den kurtul. Atıyorum al buna 0 ver. Sallıyorum bak. Z'ye 0 verdim. X ne oldu? 3. Negatif olmasın diye öyle yaptım. Arkadaşlar x 3 ise o zaman ne olur? Y ne olur? 3. Beğenmedin mi? 1 ver, 4 ver falan. Sal yani önemli değil. Sonuç değişmeyecek onu söylüyorum. Bakın ne yaptım? X'i 3. X eşittir 3. Y eşittir 3. Z eşittir 0. Doğru mu? Şimdi soru ne? Soru da şu. Bizden istenen x kare artı xy eksi xz eksi ne olacaktır? Yz olacak değil mi? Bu. Tamam. Yerine yazıyorum. Şimdi arkadaşlar x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi. Doğru mu? Bakın 3 olduğu için 3'ün karesi. Yani 9. X çarpı y diyorum. X çarpı y artı 9. Allah'ım mahcup etme. Şimdi x çarpı z 0. Bakın y çarpı z 0. Cevap ne? 18 gelmesi lazım. Oldu mu? Evet. Var mı burada problem? Yok. Anlaşıldı mı? Dediğim gibi direkt bu şekilde de arkadaşlar değer verip düzenlemeden de çat diye soruyu çözebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 12. sorumuza. Burada da yine bakın sınav tarzı bir soru, güzel bir soru. Akif burayı iyi dinle. Akif diyor matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konularına göre ayırıp aşağıdaki gibi bilgisayara dosyalamıştır. Aha işte burada bakın ellerimlesin için bilgisayar çizdim arkadaşlar. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Söyle söyle ne yapayım? Şimdi geldi. Bakın burada kaç tane var? Gördüğünüz gibi sayılar, problem, kümeler, fonksiyon, olasılık. En sevdiğiniz konular. Şimdi diyor ki Akif'in diyor dosyalama işlemine göre matematik aldığı ana klasörün içinde 5 klasör. Alın işte 5 klasör var. Her bir bakın ne diyor? Her bir klasörün içinde n tane alt klasör var. Arkadaşlar bu klasörler doğru mu? Bunun içinde ne varmış? Alt klasör var. Alt klasör kaç tane var? Her bir klasörün içerisinde n tane alt klasör var. O zaman arkadaşlar bunlar ne? N. Bakın burada alt klasör n, n, n ve n. Tamam mı? Bu. Devam ediyorum. Her bir alt klasörün içinde P tane test dosyası var. Bakın test olarak kaç tane testten oluşuyor arkadaşlar? Her bir klasörün içerisinde bakın ne varmış? P tane test varmış. O zaman şöyle diyeyim. P tane, P tane, P, P ve P. Doğru mu? Değil mi? Tamam. Ve diyor her bir testte 10 soru vardır. Maşallah matruşka gibi gidiyoruz bakalım. Soru sayıları ne? Soru sayısı. Her bir testte kaç soru varmış? 10 soru. Arkadaşlar o zaman bakın burası şöyle diyorum. Bu da ne? 10. Bakın 10. 10. Şöyle 10. Değil mi? Tamam. Şimdi Akif diyor. Olasılık adlı klasör içindeki alt klasörlerden 5 tanesindeki testlerin tamamını çözdüğü için bu alt klasörü içindekilerle birlikte silmiştir. Son durumda matematik adlı ana klasörde toplam kaç soru var? Arkadaşlar bunu şöyle yazabilirim bakın. Soru sayısı. Son durumdaki soru sayısı nedir? Şöyle düşünün. İster bunu şöyle yapın. Şimdi her bir testte 10 sorum var. 10 çarpı P çarpı N. Toplam sayıların içerisindeki soru sayısı. Doğru mu? Bakın N, P, 10. Değil mi? Çünkü 10 soru P test var. 10 çarpı P, N klasör var. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın 10 çarpı P çarpı N kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5. Başlangıçta ne vardı? 5 tane benim klasörüm var. Değil mi? 5 tane klasörüm var. Her birinin içerisinde N çarpı P çarpı 10 toplam soru var. Ve 5 tane bunun. Buradan kim gidiyor? 5 tane arkadaşlar. 5 klasör. Bakın 5 tane alt klasörü siliyorum. Buradan yani 5 tane alt klasörü şöyle düşünün. 5 tane alt klasör. Her birinde P tane test var. Ve bu da 10 sorudan oluşuyor. Doğru mu? İşte bunlar çözülen. Bak çözdüğüm bu. Bunlar gitti doğru mu? Şöyle düşünün. 5 tane içinde P tane test var ve her birinde 10 soru var. O zaman buradan da ne gidiyor? 5 çarpı P çarpı 10. Hadi bakalım şimdi burayı bir düzenleyelim. Burası ne oluyor? Küçük Samettin moduna geçtim. 50 çarpı N çarpı P eksi 50 çarpı P. Peki arkadaşlar burayı 50 P parantezine alırsak ne olur? Bakın 50 P parantezinde
ne geldi? Cevap arkadaşlar 50 çarpı P çarpı N eksi 1 olarak gelmiştir. Bazılarınız da arkadaşlar bu P olan yerde N olan yerde P yazıyor. Bunu buraya göre düzeltin, tamam mıdır? 50 çarpı P çarpı N eksi 1 olacaktır cevap. Bakın güzel bir soru, dikkat. Ve geldik şimdi 3. bölüm. Nedir? Özdeşliklere doğru giriyoruz. Tamam mıdır? Bakın özdeşlikler bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar önce ne yaptık? 1. Normal direkt ortak çarpan parantezini aldık. 2. Ne yaptık? Gruplandırdık. Bundan sonra ise daha böyle içerilere giriyorum. Birazcık daha böyle derine iniyoruz. Vurgun yemeden çıkacağız, merak etmeyin. Burada ise özdeşlikler var. Arkadaşlar özdeşliklerin belli bir kısımlarını ben size buraya gelene kadar öğrettim. Hangisini öğrettim? İki kare farkı. İlk öğrenmemiz gereken, bakın en önemli özdeşlik iki kare farkıdır. Bu nedir iki kare farkı? X kare eksi y kare eşittir arkadaşlar x eksi y çarpı x artı y'dir. Bunun hatta şekilsel, geometrik olarak biliyorsunuz artık ÖSYM böyle geometrik şekiller falan soruyor. Bu ne demek biliyor musunuz? X kare eksi y karenin geometrik olarak anlamı şu. Yani kenarı arkadaşlar x olan bir kareden ben buradan tutuyorum da şuradaki bakın y'lik parçayı çıkartma işlemidir. Yani burası şunların y olduğunu düşünün, tamam mı? Bunun çıkartılmasının özdeşlik olarak karşılığı x kare eksi y kare gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Bu ifadeyi en azından geometrik olarak da göstermiş olayım. Şimdi örneklerimize bakalım. X kare eksi 1 arkadaşlar, arada yeter ki eksi olsun, her şeyi 2 kare farkı şeklinde yazabilirsiniz. Bakın burası 1'in karesi olduğu için x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazılır. Geldim alt tarafa, burası nedir? X kare eksi 2'nin karesi. 2 kare farkı şeklinde yazarsak x eksi 2 çarpı bakın x artı 2 olacaktır. Geldim buraya, dikkat. Bakın 4x kare diyor. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? 2x'in karesi eksi y kare. Bu da nedir? 2x eksi y çarpı bakın 2x artı y diye yazılır. 2 kare farkı. 16x kare eksi 25. O zaman bunu nasıl yazacağım? Bakın bunu şöyle yazacağım. 4x'in karesi, çünkü 16 4'ün karesi, bu da var. Eksi 5'in karesi. Daha sonrasında bakın bu da 4x eksi 5 çarpı 4x artı 5 de yazılır. 2 kare farkı. A kare eksi 3. Arkadaşlar hocam burada kare yok. Nasıl yapacağım? Var. Kare var aslında. Bakın şöyle a'nın karesi eksi bu ne? Kök 3'ün karesi. Köklü sayılar doğru mu? Neyin kökü? Zıkkımın kökü değil tabii ki. A kare eksi kök 3'ün karesi. Bu da nasıl oluyor? A eksi kök 3 çarpı a artı kök 3 diyerek yazılır. Geldim buraya. Bakın burada da arkadaşlar yine bakın bunu şöyle yazabilirim. X kare eksi 9 ne? 3. Yani rasyonel ifadeyi de nasıl yazacaksınız? Şöyle yazabilirsiniz. Doğru mu? Bakın 3'ün karesi y'nin karesi. Eşittir diyorum. X eksi 3 bölü y çarpı x artı 3 bölü y. Peki geldik son olarak 1 bölü 2. Bunu nasıl yazacağım? Arkadaşlar bakın x üzeri 1 bölü 2. Bu ne? Köklü sayı, doğru mu? Bunu köke çevirebilirsin. Şöyle yazabilirsin. Yani burayı ister köklü yaz ya da 2 kare farkına yazacağım ya, kare oluşturman lazım. X üzeri 1 bölü, bakın neyin? Hani şöyle karesini alacağım ama olmaz ki. 1 olur o zaman burası. Demek ki buranın ne olması lazım? 4 olması lazım. Demek ki bakın rasyonel bir ifadeyi kareli yazarken ne yapıyorsun? Altın hemen iki katını al, kare yaz üzerine. Yani çünkü sadeleştirecek. Mesela burası 1 bölü 3 olsa ne olur? 1 bölü 6'nın karesi olur. Anlaşıldı mı? Mesela burası 1 bölü 5 olsa 1 bölü 10'un karesi olur. Hemen 6 çarp, buraya 2 yazabilirsin gibi görebilirsin. Eksi 1. Bakın 2 kare fark olarak yazdım. Bu da nedir? Bu da x üzeri 1 bölü 4 eksi 1 çarpı bakın x üzeri 1 bölü 4 artı 1. Bunu daha da düzenlemek isterseniz köklüye de çevirebilirsiniz. O da nedir? Dördüncü dereceden köklü olmuş oluyor. Bu da dördüncü dereceden köklü bir ifade olmuş oluyor. Dediğim gibi bu şekilde yazılabilir. Geldik şimdi 13. sorumuz. Bakın hemen uygulamamızı yapalım. X kare eksi 9. 2 kare farkı şeklinde çözeceğim. Arkadaşlar bakın x kare eksi 3'ün karesi
x artı 3 artı x kare x'i 4'ün karesi 4 eksi x, doğru mu? Şimdi buradan ne yapıyorum? X eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x artı 3 artı diyorum. Bakın x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü 4 eksi x'tir, doğru mu? Şimdi bunlar arkadaşlar birbirini götürdü. Bunlar da neydi? Teyze kızı x eksi 4, 4 eksi x, doğru mu? Yani sadece biri diğerinin eksilisi. O zaman bunu eksi 1 yazabilirim. Burası bakın ne oluyor? X eksi 3 eksi var. Eksiyi dağıtın. Eksi x eksi 4. Sonuç olarak da burası ne geliyor? Bakın eşittir diyorum. Bu x'ler birbirini götürdü ve cevabımız eksi 7 gelmiş oldu. Tamam, bu kadar. Yeter ki arkadaşlar özdeşleyebilin. İki kare farkını uygulayın. Buna göre de kolay bir şekilde bakın soru kendinden çözecek. Size tavsiyem şu. Arkadaşlar videoyu izlerken mutlaka yanınızda bakın mutlaka çarpanları ayırma. Taktiklerle çarpanları ayırmayı bulundurun. Benim size tavsiyem. Çözerken videoyu işlerken yani ben anlatırken video bittiği an hemen ilgili yeri bakın özellikle çarpanlarımı bu konuda çok önemlidir. Hemen kitap yanınızda bulunsun. Biter bitmez bir yarım saatte arkadaşlar orayı çözün. Göreceksiniz bu konu daha böyle oturacak, daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz, tamamdır? O zaman arkadaşlar ilk videomuz bu şekilde, bir ara verelim. Bir şöyle bir yemek yiyin, bir kendinize gelin, bir çay kahve, sonra tekrardan devam edelim. Hadi bakalım kısa bir ara.